Aldık aldık. Arkadaşlar iki tane sazan önüme kadar geldi. Şu an ikisi de önümde. Yemi önlerine kadar çektim ve biri aldı gidiyor. Evet, al oğlum, al oğlum. Evet. Götür, 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 götür. Evet. İşte bu ya, işte bu ya. Şöyle boylu gibi yemler var. Şimdi yaylı takımı bunlardan da takacağım. Yine güzel, güneşli bir gün. Sazan avına devam. Şimdi köyden çıkıyorum. Size göstereyim istedim. Yani bu köyde güne uyanmak da ayrı bir güzel. Burada yaşayan insanlar çok şanslı. Şuraya bakar mısınız? Güne böyle başlıyorsun. Uyanıyorsun sabah ve Erzurum'dasın. Yani bir İzmir'de, bir Antalya'da, Marmaris'te, Muğla'da, Fethiye'de böyle güne uyanmak belki kolay ama Erzurum'da bu şekilde güne uyanmak gerçekten muhteşem bir şans. Köyün çıkışı gördüğünüz gibi bu şekilde. Size tarif ettiğim yem, bugün o yemle denemeyi yapacağım. Her zamanki gibi ilk etapta yaylı takımı atıyorum. Yaylı takım candır biliyorsunuz. Yem harika olmuş. Biraz da dinlenince iyice yapışmış. Yemdeki bal yüzeye çıkmış. Bal olunca da hem kokusu hem de yapışkanlık özelliği iyice artmış. Şimdi yayımızı da dolduralım. Bugün hava çok güzel. İnşallah bu yemden fayda görürüz. Ben bu yemi ilk defa deniyorum. Bu sefer yayın her tarafını kapatacağım. Yayda hiç yer bırakmayacağım. Evet, gördüğünüz gibi yem hazır. Ya Allah, bismillah deyip ilk nasibimizi yoklayalım da. Evet arkadaşlar, ilk oltayı atıyorum. Hazırladığımız yem, bugün başka hiçbir şey kullanmayacağım. Ya Allah, bismillah. Birincisi tamam. Şimdi buna bir tane çalı bulmam lazım. Ayakta tutabilmek için misiniz? Birinci oltayı attım. Onun şimdi çubuğunu takacağım. Ondan sonra ikinci oltayı atacağım. Bugün sadece bu alanda ilk oltayla avlanacağım. Çünkü bugün burada bir şey gelmezse bölgeyi muhtemelen değiştireceğim. Tekneyi bekliyorum. Tekne geldiğinde farklı bir bölgede devam edeceğim ama. Zilimizi taktık. Şimdi ben ikinci oltaya atayım. Yenir.
dün yaptığımız yem bu şekilde oldu. Azar azar alıp suda biraz ovalıyorum. Tam kıvamına geliyor. Elime girdi. Of. Yani bu takıma balık yanına bile gelse o iğne kesinlikle balığa geçer. Çünkü biraz sakat hazırlamışım bunu. Mesafeleri çok orantılı olmuş. Elimde sızlamaya başladı. Şöyle tırnağımın içinden aldı. Kötü oldu. Evet. Bunun yeri de hazırmış zaten burada. Zil de buna takalım. Zilimizi taktıktan sonra artık bir tane alırız. Sazan balığı yakalamak isteyen arkadaşlar, bir diğer yem de şu. Ekmeği 4-5 gün bekletin şöyle. Bakın artık ekmek küflenmeye başlıyor. Ondan sonra benim gibi böyle suda ıslatın. Biraz böyle bekletin. Ekmek iyice yumuşasın. Ondan sonra hamur yapabilirsiniz. Bu da çok etkili çünkü kokusu çok fazla. Ekmek bayatladığı için bir de ıslatıyoruz. Koku artıyor. O yüzden bu yemde benim denemelerime göre, benim bulunduğum bölgeye göre sazanda etkili bir yem. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar iki tane sazan önüme kadar geldi. Şu an ikisi de önümde. Yemi önlerine kadar çektim ve bir aldı gidiyor. Evet, al oğlum, al oğlum. Evet, aldık. Önümden aldım ya. Hadi ya. Geri geçti. Balığı bildiğiniz önüme geldiler. Yemledim burayı. Ben doğrudan aldım balığı. Ama çok kötü bir yere geçti. Bayatlamış ekmeklerle yemledim burayı. İki tane sazan önüme kadar geldi. Oltayı çektim ve balığı aldım. Gel oğlum gel. O ne kadar yosun aldın ya. O ne kadar yosun aldın ya. O nasıl bir yosun çektidir. Hadi ya. Tüh. Balığı kaçırdık. Kaçırmamız çok normal arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Ayrı bir misineye geçti. Tüh. Bir iğne daha girdi elime. Ya çok kötü oldu ya. Çok iyi bir balıktı ya. Tüh. Şurayı almasam hiçbir sorun yok. Bir tane de ayrı bir misine var burada. Arkadaşlar yemin ediyorum ilk defa böyle sazan almıştım ya. İlk defa.
Balık önüme geldi. Önümden aldım balığı. Ama olmadı yav. Şuradan çıkanlara bakar mısınız? Kulaklık ne alaka ya? Bir de misinaya bağlamış atmışlar bunu. Psikopat mısınız? Nesiniz bilmiyorum ki. Yapma be. Yapma be. Şunlar olmasaydı balık bizdeydi şu anda. Bu yosun yüzünden alamadık balığı. Kahretsin ya. Balık önüme geldi. Oltam atılıydı o esnada. Oltayı balıkların olduğu yere kadar çektim. Direk aldı. Hiç bakmadı bile yeme. Direk aldı ama sağ olsun otlar avı bizden geriye aldı. Devam. Devam, devam, devam. Balık önüme geldi. Oltam atılıydı o esnada. Oltayı balıkların olduğu yere kadar çektim. Direk aldı. Hiç bakmadı bile yeme. Direk aldı ama sağ olsun otlar avı bizden geriye aldı. Devam. Devam, devam, devam. Hayatımdaki en zevkli balıktı. Elimi de kesti bakın. Bugün neyse yaralanma günüm benim ya. Sabreden derviş muradına ermiş. Bekleyeceğim, o sazanı alacağım. O biraz önce kaçırdığım sazanı alacağım hem de koskoca gölden. Arkadaşlar o yılan bana kafayı taktı. Şu an yine oradan kafasını çıkarıp çıkarıp gidiyor. Yavrusu mavrusu hepsi oradalar. 3-4 tane yılan var. Bu arada küflenmiş beklettiğim ekmekten yemi yaptım. Şöyle. Bunu da deneyeceğim biraz sonra. Evet, tahminlerinizi alalım. Sizce hangi olta gider? Bu mu? Bu mu? Bu mu? İkisinde yay var. Bunda sadece iki iğne var. Başka bir şey yok ama ben soldakinden ümitliyim. Soldaki misinamız her an gidebilir. Bir misafirimiz var, susamış. Arkadaşlar bu arada şunu da belirteyim. Bizim burada inanılmaz derecede köpek var. Yani bizim sadece bizim köyde belki 50 tane köpek var. Ama ilçemizde bir tane barınak olmadığı için hepsi aç ve ölüme terk edilmiş. Yani yavaş yavaş ölüyorlar. Kimi hastalıktan, kimi açlıktan. Çünkü artık insanlar da baş gelemiyor. Yani ben önceden şey diyordum. Hani bizim burada niye köpeklere bakmıyorlar? Niye böyle kötü davranıyorlar ama bir tane değil, iki tane değil. Yani doyurmaya kalksan kendini doyuramazsın zaten. O yüzden buna insanların duyarlılığı değil, gerçekten bakın belediyenin buna el atması lazım. Buradan tüm hayvanseverlere sesleniyorum. Lütfen bizim burada bir tane barınak yapılması için ne gerekiyorsa el birliğiyle hep beraber yapalım. Bu köpekler ölmesin, yaşamları son bulmasın. Oo, aldık aldık. İşte böyle. Gel ya. Gel, iki saattir yordun bizi. Zilin sesine uyandım. Balığı da aldım.
Gel 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 gel. Bazı arkadaşlar balığın kafa atmasına niye izin veriyorsun diyorlar. Balığın kafa atmasına izin vermezsem dudağını yırttırabilirim. O yüzden izin veriyorum. Evet. Çok şükür ya. Çok şükür arkadaşlar bir tane aldım. Artık İsrail sazanı, pullu sazan öyle sorular sormayacağım. Çünkü kimse İsrail sazanı da bilmiyor, pullu sazanı da bilmiyor. Bu konuda hiç kimsenin bilgisi yok. Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir canın ben zararlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani salma konusunda İsrail'de yakalasam salacağım, normalde yakalasam salacağım. Yani güzel bir balık. Bir saniye şunu bir çıkaralım. Dur. Sakin olursan çıkarabileceğim. Evet. Yaklaşık 1,5 kilo var. Güzel bir balık ama. Temiz bir sazan. Arkadaşlar bu balığı salmıyorum. Niye salmıyorum onu da söyleyeyim. Buradan bir Rizeli bir arkadaşımız var. Burada çalışıyor tünel işinde. Sazan tutarsan bir tane istiyorum dedi. Kendisi yiyecekmiş. Yani bana lazım olsa ben de yine alırım. İlla salacağım diye bir şey yok. Ben yemeyeceğim için şu anda. O arkadaşımız için alıyorum balığı. Kendisi biraz sonra gelecek. Kendisine teslim edeceğim. Yani bu balığı aldık artık. Bu balık bizim. Güzel bir gün. Güzel de bir av oldu bu. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı için. Ve artık videoları biraz daha uzun tutacağım. Çünkü genel anlamda herkesin isteği o yönde. Videoların daha uzun olmasını istiyorlar. Yemlerimizi tazeledik. Oltaları attık. Bekliyoruz bakalım. Avlak bölgeyi değiştirmekten vazgeçtim. Tüm oltaları buraya sereceğim. Yani saat geç oldu. Bir daha git orada düzeni kur. Bayağı bir zaman alacak. O yüzden şimdi bir iki tane daha olta atacağım buraya. Güzel bir av, güzel bir gün. Hava bugün harikaydı. Hem serin hem bu bulunduğum alanda çok rüzgar yok. O yüzden biraz daha verimli ve benim için çok zevkli geçti bu av. İnşallah bir dahaki avlarda görüşürüz.
daha çok av yapacağım dediğim gibi. Bir aylık izine ayrıldım. Hatta bu izni uzatabilirim. 2 ay da olabilir. O yüzden biraz daha fazla video atmaya çalışıyorum sizler için. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün artık yeter bu kadar. Avımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş misinaları topluyorum. Ama yemleri de yeniledim. Misinaları toplarken herhangi bir şey gelirse o da artık nasibimize. Buradaki yemler olduğu gibi duruyor. Biraz uzaktı. Bunu önce çekeyim sonra sarayım. Çünkü burada taşlık bir alan. Yere geçebilir. Misinayı çekerken de böyle suya çekerseniz geriye sararken düğüm olmaz. Daha rahat sararsınız. Bakın şimdi suyun içinde olduğu için düğüm olma şansı yok. Arkadaşlar bugünlük nasibimiz bu kadarmış. 2 tane hatta 3 tane galiba sazan aldık. Bir tane de kaçırdım. Güzel bir balık kaçırdım. Zaten kaçan balık hep güzel olur. Kötü olmaz. Onu tüm balıkçılar bilir. Bundan sonraki avlarda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu hafta hatta bu ay hep beraber olacağız. Hemen hemen 2 günde bir, 3 günde bir avda olacağım. Sizler için elimden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de kanala abone olmayı, bize de destek vermeyi unutmayın. Demiştim yani videoda Rizeli miydi arkadaş? O balı isteyen. Rizeli bir arkadaşımız sazan istemişti. Tuna'nın da amca çocuğu benim. Bunun iş arkadaşı. Şimdi balığı poşetleyip arkadaşa götürüyoruz. Yani ben kendim için almadım. O Rizeli arkadaş için aldım. Ama bir dahaki sefere kendimiz için de alırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.